Zeynep. İyi misin kızım? Ne oldu? Suratın asık gibi. İyiyim Bülent amca, yok bir şeyim. Yoksa yine Melis'te bir şey mi oldu? Yok yok, Melis'in bir suçu yok. Lütfen siz de kimseye benim yüzümden bir şey söylemeyin. Tamam kızım, tamam peki. Bülent amca, ben size şey diyecektim. Siz Yıldız Hanım'ın nerede kaldığını biliyor musunuz? Biliyorum, ne oldu? Ya ben diyorum ki, ben ona gideyim, belki ikna ederim gelmesi için. Nazir abla da emekli olunca. Ben konuşurum, sen merak etme kızım. Pardon. Buna bakmam lazım. Efendim? Ne? Gönül mü bıçaklanmış? Gönül mü bıçaklanmış? Bülent amca, Gönül mü bıçaklandı dediniz? Yok kızım, yok. Güngör dedim ben. Bir arkadaşımız. Emin misiniz? Evet evet. Eminim eminim. Sen okula git hadi. Geç kaldın. Benim bir şey almam lazım da evden. Tamam. Alo. Durumu nasıl? Tamam. Tamam, ben hemen geliyorum. Görüşürüz. Doktor Bey, hastan nakledilecek. Çabuk olun. Tamam, çıkıyorum şimdi. Kardeşim, iyi nöbetler. Sağ ol. Gönül Hüsnü'nün avukatıyım ben. Bu da benim izin belgem. Kendisiyle görüşmek istiyorum. İncelememiz lazım. İşte izin belgem burada. Ne oldu? Bülent amca. Bülent amca kapıda. Nasıl haberi olmuş peki? Avukatınız olduğu için haber vermişlerdir. Doktor Bey, içeride iki kişi aynı anda alamayız. Eyvallah kardeşim, tamam. O zaman bekleriz. Ne yapacağız şimdi? Eğer Bülent amca beni burada görürse doktor olmadığım ortaya çıkar. Ben hazırlanıp çıksam olmaz mı? O zaman Bülent görmez seni. Olur. Yardım edeyim. Gönül. Ben hazırım. Çıkabiliriz. Nakil aracı geliyor. Sen içeride bekle. Doktor nerede? Tetkiklere bakıyor. Neler oluyor ya? İyi misin? İyiyim. Beyefendi geri çekilin. İki dakika müsaade eder misiniz bize? Ben bekliyorum seni burada, merak etme. Doktor, sen de çık artık, seni bekliyorum. Tamam, çıkıyorum şimdi. Hadi kime söylüyorum? Zeynep. Zeynep mi dedi o? İçeride kal. Ne işin var kızım senin burada? Zeynep. Zeynep buraya gelmiş. Nasıl ya? Nasıl öğrenmiş burada olduğunu? Bilmiyorum. Ege, yastığın altına telefon koydum. Ben gittikten sonra al onu. İçeri sokamam çünkü. Hadi şimdi git. Bülent görmesin seni. Tamam. Doktor Bey. Niye uzun sürdü bu kadar? Tahlillerde bir sıkıntı gördüm. O yüzden tekrar baktım. Tamam. Araç alıp gidiyoruz. Hanım, hadi. Ah Zeynep ya. Ah be kızım. Ne işin var senin burada kızım? Beni mi takip ettin sen? Evet. Arabaya gizlice binip...
Zeynep. Bak sen de Melis'in yanında kala kala ona benzedin kızım. Ama Bülent amca siz orada gönül dediniz. Güngör demediniz eminim. Zeynep. Bak kızım. Son günlerde annenle ilgili çok şeyler yaşadın. Özledin belki de. O yüzden zihni seni yanıltmış olabilir. Eğer bana inanmıyorsan, söylediklerime inanmıyorsan git bak hadi. Git. Zaten ona çok kızgınım Bülent amca. İnanın neden buraya geldiğimi bile bilmiyorum. Bildiğim tek şey içimdeki acı. Acı mı? Nasıl bir acı bu? Ne bileyim. Böyle bitmeyen bir acı. Aylardır ona cümleler, kelimeler biriktirdim içimde. Onları söylesem sanki acım hafifleyecek gibi hissediyorum. Senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Sen de Yıldız'ı merak ettin. Sen de onun yanına gitmek istedin. Benim yerime gidip onunla konuşur musun? Konuşurum tabii. Elif'in acısından kendisine zarar vermesinden korkuyorum. Lütfen Zeynep. Git al getir onu bize. Ben de korkuyorum Bülent amca. Ben konuşurum merak etmeyin. Bu arada buraya böyle bu şekilde geldiğim için çok özür dilerim size. Önemli değil kızım. Hepimiz zor günler geçiriyoruz. Bir şekilde bu günler de gelip geçecek. Bir dakika. Ben avukatıyım. Kolay gelsin. Gönül, yaran ne durumda? Daha iyi. Biraz ağrım var o kadar. Kim yaptı bunu sana Gönül? Sonra anlatırım. Zeynep nasıl? Asıl sen onu söyle. İyi. Görebildin mi demin? Gördüm. Baba kız ne güzel sarılmıştınız. Tamam, tamam, tamam. Ağlama. Beni bilmiyor değil mi? Hastanede olduğunu söylemek için telefon açtılar. O esnada duymuş. O da şüphelenip arabanın arkasına gizlice binip hastaneye kadar gelmiş. Ne dedin peki? Başka birisi için geldiğimi söyledim. Sana bir şey olduğunu düşünüp endişelenmiş yavrum. Çok güzel değil mi? Çok. Gözleri de aynı sen. Her baktığımda seni hatırlıyorum. Kalbi de pırlantadır kızım. Harika bir kız yetiştirmişsin. Kendinle ne kadar gurur duysan azdır Gönül. Ben maalesef Melis'i öyle yetiştiremedim. Hadi hanım buyurun. Gönül. Merak etme. Seni oradan çıkartmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Gözün arkada kalmasın sakın. Hayırdır? Odaları kontrol ettim de çıkıyorum şimdi. İş bir yere gidemezsin. Neden? Senin gerçek doktor olmadığını biliyoruz. Seni polise teslim edeceğiz.